Hanım, Mehmet Bey, size önce sizi bir dinleyeyim. Yani sonrasında peki nasıl kaybolmuş o gece yanından? İşte o gece kalktı, kalkmış, üçte kalkmış, dörtte biri kalkmış, dördünden üç arasında ablam kaybolmuş. Fark etmemişler. Evet. Tamam Mehmet Bey, başınız sağ olsun sizin de. Sağ olsun. Şimdi Mehmet Bey, sizin eşiniz o gece sizin yanınızdan kayıplara karışıyor. Sonra hiç ikiniz ne oğlu ne sen o gece onun nasıl yatakta kalktı gitti fark etmedin mi Mehmet Bey? Fark etmedim. Ya üçte ben uyandım. Hı. Dışarı hayvana doğum yapıyordu. Dışarı geldim hayvana içine. Evet. Yatıyor derine. Ben yattım. Dörtte bir uyandım. Yanımda yok. Hı. Dışarı çıktı zaman lambaları yakıyordu dışarıdan. Lambaları tamam. Yakmayacak kadar uyandım ben. Tamam. Uyandım çıktım dışarıya. Dışarıda yok. Oğlanı kaldırdım. Şu lan yerlere, oralara baktık. Hı. Yine bir şey yok. Bundan sonra ben köye doğru gittim bir traktörle yolca. Oradan geldim. Tekrar oranın aşağı indim. Orada da bir şey anlayayım indim yollarda. Bundan sonra her yere havada bunları iz kestik. Hı. Ne yaptınız? İz kesmişler. İz kestik. Edirava, arama izi. Yani. Arama izi. Deri çekti diye. İzlerden de bir şey çıkaramadık. Bulamadınız o gece. İşte. Peki şunu soracağım. O gece siz kavga ettiniz mi eşinizle? Bitmedik. Bitmedik. Oğlun kavga etti mi? Zaten 12'ye kadar beraber olduk. Televizyon seyrettik. Kahve içtik. Öyle yattık ya. Peki oğlun yattık. Oğlun kavga ediyor muydu? Oğluyla arası nasıldı? Kamil'in? Oran ne gitti de oğlanla bugün? Nasıldı? Hayır. Yani senin eşinle oğlunun arası nasıldı? Akile Hanım'la. Rahmetliyle. Ya, oğlun kavga ediyorlar mıydı? Ne olacak ya? Oğlun ne olacak? Bir şey yoktu arasında. Kavga ediyorlar mıydı? Kavga ediyorlar mıydı? Kavga. Ha? Kavga etmiyorlar da. Ama senin eşin özellikle paraları bir kavanozun içine koyuyormuş. Oğlun da gidiyormuş. Kim öyle diyor? Nerede koyuyormuş kavanoza? Kim diyormuş onu? Senin şeyde kızın da söyledi. Bana söyledi ablam. Yok kardeşim ya öyle. Vallahi öyle söyledi. Billahi öyle söyledi. Ne dedi? Dinler misin? Bak ablacığım ne dedi? Fatma Hanım evet. Kızının ev mevlidi oldu. Beraber oraya toplandık. Tamam. Ablamla ikimiz. Evet. Herkes dağıldı. Biz ayrı odada kaldık. Ablamdan ikimiz. Böyle çoluktan çıkışırken ablam bana dedi ki hani ıspanakları öteberi satarken pazarda o paraları dedi. Akşamına geliyorum bir poşetin içine koyun dedi. Çocuk oradan alıyor dedi. Sonra ertesi gün bakıyorum o godum yerde para yok dedi. Hı. Bundan sonra dedi bir kavanozun içinde biriktireceğim dedi. Toprağı eşip dedi. Oraya da bellik yapacağım. Kavanozu toprağın içine gömüp burada biriktireceğim dedi. Bana vallahi dedi mesela bu billahi dedi. Söylemiş bu. Mehmet Bey paraları oğlandan saklamak için kavanoza koyup toprağa gömecekmiş. Gömdü mü o paraları burada toprağa? Toprağa gömdüğünü gör. Buraya çantaya koyuyor paraları. Öyle saklamıyorduk mu paraları o ya? Ne kadar parası vardı? Ya parası olup da 3-4 lira bir parası olur. Ne kadar şey çekiyor. Pazardaki saatte. 3-4 bin lira mı? Anlamadım. 100. Yani, 300-400 lira. 300-400 lira. Şey şimdi bak ona kemikleri bulunmuş ya. Ama siz kemikleri bulunduğu halde onun Akile Hanım'a DNA testi yapıldığı halde yani adli tıp tarafından böyle bu Akile Hanım'a aittir diye rapor olduğu halde onların Akile Hanım'a ait olduğuna inanmıyormuşsunuz. Doğru mu? Benim inanmamam nereden biliyor musun? Neden? Ben sağ tarafından iki de az dişin çıkarttırdık. Yüzünün. Canım benim DNA yapılmış. Saçma DNA. O kemikler. Sağ tarafın iki diş yoktu.